İnteraktif başladı sevgili izleyenlerimiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var stüdyomda. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Mehmet Özgenç hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam nasılsınız? İyilik, sağlık. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz hocam. Bugün 3 Mart sevgili izleyenlerimiz. Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak bilinmekteymiş hocam. Bugün sizinle beraber işitme kayıplarından bahsedeceğiz. Yeni doğanlarda işitme kaybından bahsedeceğiz. Çünkü kimi zaman yeni doğanlarda böyle biraz da zor anlaşılan bir olay, evet, değil mi hocam? Evet. Evet, bugün Dünya Kulak ve İşitme Günü. Bugünü Dünya Sağlık Örgütü ilan etti. Günün ilan edilmesinin en büyük nedeni, evet, İşitme sorunlarının farkındalığına, nedenlerine bakmak. Çünkü işitme problemi, nedenleri halledilebilir problemler. Hı hı. Zamanında teşhis konulduğu zaman bu nedenlerin %50'si halledilip insan işitme sağlığı açısından daha iyi bir iletişime sahip olabiliyor. Niye 3 Mart? Alexander Graham Bell diye bir bilim insanı vardı. İskoçyalı bir bilim insanı. Döneminde özellikle bir işitme engelli okulunda çalışıyorken annesi ve hanımının işitme engelli olmasından dolayı bu okulda işitme ile ilgili çalışmalar yapıyordu. İşitme ile ilgili çalışmalar yaparken aslında Alexander Graham Bell telefonun mucidi. Evet. Telefonu buluyor. Tabii telefonda artık günümüzde sesli iletişimin, görsel iletişimin önemli bir aracı haline geldi. Bundan dolayı bugünü Dünya Sağlık Örgütü İşitme Günü, evet, Alexander Graham Bell'in doğum günü, ha, olduğundan dolayı 3 Mart Dünya İşitme Günü olarak belirlemiş. Tabii bu tür günler dünyada bir takım sorunlara dikkat çekmek için var aslında. Ve işitme kayıpları, işitme engeli çok önemli bir problem. Özellikle insan iletişiminde, konuşmada çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine yapmış olduğu araştırmalar var. 2008 yılında bu konuyla ilgili bir rapor, ilk etapta bir rapor, evet, yayınlamıştı. 2008. 42 milyon orta ve ağır işitme kayıplı insan olduğunu, o dönemde 2008 yılında bu dünya nüfusunun %1'ini oluşturuyormuş. 2011 yılında bir çalışma daha yapmışlar. 360 milyon işitme kayıplı insan olduğunu saptamışlar. Bunun 32 milyonu 15 yaş altı. Hmm. Şimdi 15 yaş altı olması çok önemli. Evet. Çünkü 2011 yılından bugüne 12 yıl geçmiş. O zaman çocuk 14 yaşındaysa bugün 25-26 yaşlarında. Yani şu anda 25-30 yaş arası en az 32 milyon insan var. Evet. Ve bunun şu anda katlanarak daha da büyüdüğünü, arttığını hesap edin. Yani 2011'den bugüne 12 yıl geçmiş ve 2018'de bildirilen son rakam 466 milyon. Oo, yani 42 milyondan? Tabii 42 milyondan 466 milyon. Tabii bu veriler çok önemli. Yani evet, dünya artık biliyorsunuz bilimle yönetiliyor. Yani en son yaşadığımız pandemiyle bile bu ispat edildi. Dünyada bir takım sosyal olaylarda, afetlerde artık bilim, ay, ön planda. Yani bilimi öne almadığınız zaman geride kalıyorsunuz. Onun için bir takım veriler çok önemli bizim için. Bunun nedeni ne? Esasında bugün bunların nedenini konuşmamız lazım. Yani neden artıyor nereden dolayı insanlar
her geçen yıl insanlarda daha fazla işitme kayıplı insan ortaya çıkıyor. Bu veriler Türkiye'de aşağı yukarı 2 milyon civarında işitme kayıplı insan var. Bizim Kuzey Kıbrıs'ta şu anda 800-900 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Net bir istatistik elime geçmediği için onu şu anda işitme kaybı derken net bir işitme kaybı hani böyle %50 işitme engeli olan insanlar. Yani bu işitme engeli olan insanlar özellikle normal konuşma sesi 500 ile 1500 frekans arasındadır. Ve ortalama mesela ben şu anda 40-50 desibel civarında konuşuyorum. Bunu insan duymadığı zaman, yani karşılıklı konuşmayı duymadığı zaman işitmede bir engel ortaya çıkıyor. Yani konuşulanı anlayamıyor. Şimdi tabii bu bir halk sağlığı sorunu aslında. Yani özellikle ülkelerin sağlık stratejilerinin içinde olan temel sorunlardan biri esasında. İşitme özellikle bebekken, hemen doğum olduktan sonra yeni doğan başlıyor. Yani biz bu esnada yeni doğan işitme testleri, biz kendi kliniğimizde de yapıyoruz bunu. Yeni doğan işitme testlerini yapıyoruz. Bu testlerle, yani doğumun ilk günlerinde, ilk haftalarında yapılması lazım. Yani işitme kaybı var ise 1 ile 3 ay arasında tespit edip 6 ay veya 6 ay öncesinden tedavisinin yapılması gerekiyor. Geç kalınırsa tedavi çünkü. Şimdi şunu özellikle belirtmek isterim. Dünyada yaygın olarak yeni doğan işitme testleri, otoakustik emisyonlar 2000'li yılların başından itibaren yapılmaya başladı. Yani Türkiye'de 2002 yılından itibaren her yeni doğanda işitme testi yapılmaya başlandı ve bu mecburi bir hal aldı. Ha, çok güzel. Şimdi bizde de bu sonuçta önemli ve mecbur kılınıyor. Şimdi artık yapılan araştırmalar gösteriyor ki biz mesela eskiden, yani 30 yıl önce sağır ve dilsizler vardı. Dilsiz diyorduk onlara. Evet. Yani konuşamıyordu. Şu anda bu testlerin yaygın olarak kullanılmamdan dolayı bu insanlara çok fazla rastlamıyoruz. Çok tek tük var. Onlar da bir takım farklı hastalıkları olan insanlar, sendromları olan insanlar, genetik problemleri olan. Baskı hastalıktan dolayı. Tabii. Ama şu anda bu grup hastalar, yani bu grup engelliler, özellikle konuşma problemi olanlar, toplumda dilsiz olarak söylediğimiz insanlar çok çok azaldı. Yani %90 azaldı diyebilirim. Özellikle konuşma işitme ile başlar. Bir işitme yolu vardır. Evet. Yani o yoldan çocuk doğduğu zaman tepki vermeye başlar. Bunun tabii işitme yolları var. Kulaktan başlıyor, ses dalgası geliyor, dış kulak yolu kanalının içinde geçiyor, zarı titreştiriyor, 3 tane kemikçik titreşiyor. O 3 kemikçik, o titreşim sesi iç kulakta işitme enerjisine dönüşüyor. İşitme enerjisiyle de işitme siniriyle, koklear sinirle beyin sapı ve beyine gidiyor. Şimdi bu yolun doğumdan itibaren, çocuk doğduğu zaman hemen başlaması gerekiyor. Eğer başlamazsa, çocuk duymazsa bunları
değerlendiremez beyin. Evet. Değerlendirmediği zaman konuşma merkezi denen bir merkez var. Beynimizin ön tarafında ve yan tarafında frontal lob dediğimiz parietal temporal lob dediğimiz loblarında. Bu geniş bir alan ve yavaş 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 küçülüyor. Bu alan, konuşma alanı yavaş yavaş küçülüyor. Niye küçülüyor? Biliyorsunuz vücutta bir organ, mesela kası düşünün. Kas ancak çalıştığı zaman genişler, büyür. Çalışmadığı zaman atrofiye uğrar, küçülür. Konuşma alanı da sinyal almadığı zaman, yani işitme yolu sağlanmadığı zaman, beyine işitme gelmediği zaman bu konuşma alanı gitgide küçülüyor. Ve işitme yolu olmayan, işitmesi çalışmayan, duymayan bir çocuk 4 yaşından itibaren bu bölgenin küçülmesiyle birlikte hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. Yani siz çocuğa herhangi bir tedavi de yapsanız, cihaz da taksanız, implant da takılsa hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. Özellikle buradan izleyicilerimize belirtmek isterim. Bu problemi olan çocuklar derhal ilk etapta testi yapılacak. Bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene edilecek ve eğer teste negatif sinyaller alıyorsak birkaç kez daha bunun bir planı vardır. Yani almadığınız zaman otoakustik emisyon sinyallerini bir ay sonra tekrarlanıyor. Ondan sonra yine tekrarlanıyor eğer alamıyorsanız ve sonrasında bir üst testler, ABR testleri, BRA testleri yapılıyor. Eğer bunlarda da yanıt alınamıyorsa ona göre çocuğa gerekli tedaviler başlanıyor. Yani çocuğa ya işitme cihazıyla başlanıp koklear implanta gidilerek bu tedaviler yapılıyor. Ama burada tabii sesi çocuk duyduğu zaman bunun paralelinde bunun bir eğitimi gerekiyor. Yani bu iş özellikle multidisipliner bir sistemdir. Konuşma terapistleriyle, speech terapistlerle bu sağlanıyor. Ekip işi. Tabii ekibi. Yani bir tek cihazla veya implantla olmuyor. Çünkü o duyduğu sesi beyinde tanımlatmak için ve bunu konuşmaya döndürmek için speech terapistler, konuşma terapistleri işin içine giriyor. Yani bu tabii uzun soluklu bir tedavi. Ama günün sonunda çocuk eğer zamanında teşhis edilirse yaşıtları ile beraber normal bir eğitime başlar. Yani özellikle bu çocuklar bazen tek kulakta sorun olabilir. Mesela bir kulağı duyar çocuğun. Bir kulak. Diğer kulağı duymaz. Şimdi bazen test yapılmayabiliyor. Atlanabiliyor. Çocuk biliyorsunuz şimdi artık herkes çalışıyor. Bütün ebeveynler, anneler de çalıştığı için çocuklar erken yaşlarda yuvalara, kreşlere gidiyorlar. Tabii orada tolere edebiliyor çocuk. Yani tek kulağı duyan çocuk. Edebiliyor. Edebiliyor. Evet. Yani okul öncesi dönemde edebiliyor. İşte ana sınıfına başlıyor. Yine ediyor. Ama akademik eğitime başladığı zaman görülüyor ki bazen çocuk normal yaşıtlarına göre geri kalıyor. Geri kalıyor. İşte bu çocukları bazen tabii bilinçli öğretmenler, bilinçli işte kreşlerde de yani özellikle kreş olsun, ana sınıfında olsun bazen erken tanı da yakalanabiliyor. Çünkü erken tanı demeyeyim aslında, geç kalınmış. Çünkü 4 yaş bitti ama hiç olmazsa
çocuğun bir kulağı duyduğu için sonuçta o konuşmayla ilgili sorunu ortadan kalkıyor. Konuşabiliyor bu çocuklar. Ama akademik eğitimde IQ seviyeleri düşüyor. Çünkü daha öğretmen konuşuyor. Yani bir takım kelimeleri algılayamayabiliyor. Şimdi normalde insanlarda işitme eşikleri vardır. Kayıpları biz eşikle, işitme eşikleriyle belirliyoruz. Normalde normal bir insan 20 desibellik bir sesi rahat duyabiliyor. Bu çocuk ve bebeklerde biraz daha düşük olması gerekiyor. 15 desibel civarlarındadır. Son zamanlarda bu klasmanda da işitme kaybı seviyeleri klasmanda da bir takım değişikliğe girildi dünyada. Özellikle 15-30 çocuk bazında düşündüğümüz zaman çok hafif derecede işitme kaybını gösteriyor bu. Bunu niçin söylüyoruz? Çünkü bu çocuklar yani 30 desibellik bir kaybı olduğunu düşün. Yani 30 desibellik sesi duyabilen bir çocuk. Mesela şu anda ben 40 desibel civarında konuşuyorum. Ama 30 desibel bundan birazcık daha düşük oluyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Gibi. Şimdi bu şiddetteki sesi bu çocuklar duyamıyor. Şimdi bu çocuklar küçük yaşlarda özellikle sessiz harflerde bakın. Sessiz mesela size se mesela sesinde sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü ağza da tam dönmediği tabii. için. Şimdi sıkıntı yaşadığı zaman onu algılayamadığı zaman konuşamıyor. Bu sesleri çıkaramıyor. Çünkü tanımlanması lazım. Tamam. Beyin bakın büyük bir bilgisayardır. Ve bu alanlarda bazı şeyleri tanımlamanız lazım. Tanımlamadığınız zaman bu erken yaşlarda olacak. Erken yaşlarda tanımlanmadığı zaman sonraki yaşlarda onun sıkıntısını çekiyor. Yani insanoğlu özellikle bebeklikten itibaren yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı ileriki yaşamında sıkıntılar çekebiliyor. Çok hafif işitme kayıpları aşağı yukarı işte 15-30 desibel arasında evet. olan onları işitme duyuyor. Kayıpları. 30-50 seviyesindeki işitme kayıpları hafif işitme kaybı olarak nitelendiriyoruz evet. bunları. 50-70 orta derecede işitme kaybı hı hı. ve 70'in üzeri de daha yüksek ağır ileri derecede işitme kaybı. Biz en fazla fayda gördüğümüz işitme kaybı hafif. Ve orta derecedeki işitme kayıplarıdır. Bakın ben az önce açıkladığım gibi yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verisinde 2011 yılında açıklanan 32 milyon 15 yaş altı çocuk. 360 milyon. 360 total 360 milyon 32 milyon 15 yaş altı çocuk orta ve ağır işitme kayıplıydı. Bu işte, yani 50 desibel üzeri işitme kaybı var. Gözden yani, mi kaçtığı için hocam acaba? Yani orta. Şimdi bakın bir takım nedenleri var bunların. Nedir mesela? Bir kere artık. Çünkü testler dünya, var madem. Dünya daha gürültülü bir dünya haline geldi. Araçlar yani çok fazla. Bugün mesela yaşadığınız yeri düşünün. Trafik. Yani gün ağarmadan evet. bir takım. Yani araçtır, şudur, budur. Yani eskiden bakın yani Kıbrıs'ta eskiden dediğim mesela 30 yıl önce insanlar gece kornaya bizim deyimimizle boruya basmazlardı. Şimdi insanlar gece birini çağıracak. Yani ben yani şahit oluyorum. Tabii, geliyor kornaya. Yani o ses o yani korna sesi 80 desibel, 90 desibel.
Tek ses. Yani bu tabii ki her gün yapıldığı zaman insana, iç kulağa zarar veriyor. Yani araç sesleri zarar veriyor. Şehir içinde kullanılan araçlar. Artık yani yüksek ses bir çevre kirliliği. Bir de kulaklıklar hocam, artık teknoloji gelişti ya, onlar da... Tabii onlara da geleceğim. Onlara da geleceğim. Yüksek ses bir çevre kirliliğidir. Çevre kirliliğine bahsediyor. Yani özellikle ileri toplumlarda, sosyal toplumlarda, gelişmiş toplumlarda buna çok önem veriliyor. Her düzeyde önemlidir. Bakın, yüksek ses çocuk yaşlarda da önemlidir. Genç yaşlarda önemlidir. İleri yaşlarda da önemlidir. Hepsini anlatacağım ben. Şimdi neler oluyor bitiyor. Neler oluyor? Şimdi yüksek sesli ortamlardan bir tanesi de az önce dediğiniz gibi kullandığımız cihazlar. Mesela cep telefonlarının cihazları, kulaklıkları, çok sık gördüğümüz kulaklıklar, müzik mesela, artık mesela çocuklar görüyorum. Çocuklar küçük yaştan başlıyor bu. Kulaklıklar müzik dinliyor. Şimdi eskiden mono ses vardı, stereo oldu, şimdi dijital oldu. Şimdi ses kalitesi ne kadar fazla artıyorsa, iç kulağa, iç kulakta korti organı vardır. Orada titrek tüycükler vardır. Bu tüycükler aynen halı gibidir. Evet. Yıpranmış, mesela normal bir halı daha canlı olur. İplikleri daha belirgin olur. Ama eskiyen bir halı böyle yenilir. İşte iç kulakta da titrek tüycükler bu seslerden dolayı, dijital seslerden dolayı fonksiyonunu kaybedebiliyor ve yatıyor. Evet. Yattığı zaman başlıyor işitme kayıpları. Mesela artık küçük çocuklarda da işitme kaybı, yani çocuk doğuyor, işitme kayıpsız doğuyor. Bakın. Kayıpsız doğuyor. Pardon. Normal doğuyor, evet, ama yine işitme kayıplı birey haline gelme ihtimali var. Ha. Niye? Sosyal yaşantısıyla, kullandığı araç gelişle, yaşadığı ortamla, yaşadığı şehirle. Yani burada yani yapılan işler, güçler, yani kullanılan makineler, araçlar, yani bir takım önlemleri alabiliyorsunuz. Bakın, konunun başında ne dedik? İşitme kaybı nedenleri %50 azaltıldığı zaman, evet, bu insanın lehine olabiliyor. Yani bu nedenleri %50 azaltabiliriz biz. %50 azaltılması demek %50 daha az işitme kayıplı insan demektir. Halk sağlığı için önemli. Tabii. Şimdi insan iletişim kurarken, işitirken birbirine bağımlıdır. İnsanlar etkiliyor. Bakın, trafikte gidiyorsunuz. Eğer bir araçtaki şoför, araç kullanan duymazsa, o hem kendinin hem sizin trafikte canınızı, hayatınızı tehlikeye atar. Onun için yani bu bana göre bir halk sağlığı sorundur. Bunun irdelenmesi gerekiyor. Burada tabii anlattıklarımın yanında yine küçük yaşlardan başlayarak daha da ötesine giderek çocuk daha embriyolojik hayattayken, anne karnındayken, doğmadan, fetüsel gelmeden annenin kullanmış olduğu ilaçlar, özellikle hamileliğin ilk haftalarında, 20 hafta önce kullanılan ilaçlar, hamilelik sırasında geçirilen, özellikle yine Dünya Sağlık Örgütü verileriyle gidiyorum, TORÇ dediğimiz, toksoplazma, rubella yani kızamıkçık, sitomegalovirüs ve herpes simplex virüs. Ha. Bu virüsler çocuklarda işitme kaybı yapabiliyor. Yani anne anneden hamileliği sırasında, gebeliği sırasında eğer
bu enfeksiyonları, virüstür bunlar, viral enfeksiyonları geçirirse çocukta özellikle işitme kaybı yaratma hissi var. Çocuk işitme kayıplı olarak doğabilir. Tabii. O zaman bu hastalığı geçiren kişinin daha böyle direkt test yaptırması gerekiyor. Yani belirlenecek. Belirlendiği zaman da, çocuk doğduğu zaman, evet, hemen işitme testi yapılacak. İşitme testinde eğer negatif bir problem doğarsa hemen tedaviye başlanacak ki çocuğun işitmesi sağlansın ve ondan sonra konuşabilsin. Yoksa bu atlanırsa kayıp olur. Yani ilk 4 yaşta zaten küçülüyor konuşma merkezi. Konuşamayacak. Konuşamayacak. Kaybedecek o yetisini. Evet. Sonraki zamanlarda da en büyük riskler özellikle kızamıkçık, kaba kulak, menenjit. Bunlar çok önemli. Kızamıkçık, kaba kulak, menenjit ve burada yine aşılar önemli. Çocuklara gerekli aşıları yaptırmamız lazım. Yani önemli aşılardır bunlar. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, menenjit aşıları. Çünkü menenjit geçirdiği zaman da birey, düşün yani menenjit, yani beyin meningslerinin, beyin zarının iltihabı. Beyin zarının iltihabında da işitme kaybı, kalıcı işitme kayıpları görebiliyoruz. Onun için yani bunların saptanması gerekiyor. Şimdi burada önemli olan, çocuk konuşmaya başladıktan sonra eğer işitme kaybı gelişiyorsa onun da rehabilitasyonunu yapmak gerekiyor. Çünkü duymayan insan iletişim kuramaz, konuşamaz, sosyalleşemez. Evet. Sosyal izole hale gelir. Ve bu şekilde gittiği zaman da yine son zamanlarda yapılan çalışmalar, bu daha fazla belli bir yaşın üzerindeki insanları ilgilendiriyor. 60 yaş üzerini. Daha erken demansa, erken bunamaya girebiliyor insanlar. Çünkü sosyal izole hale geldiği zaman o süreci daha erken yaşayabiliyor hasta. Şimdi bu hasta grupları da özellikle bizim toplumumuzda diyabetik hasta çok fazla var. Evet. Yani bugün böyle 50 civarında, hatta 40'lı yaşlarda böyle birkaç insanı böyle ele aldığınız zaman böyle 10 kişiden en az böyle 2 kişisi diyebilirim. İşte antidiyabetik ilaç kullanır. Diyabetik hastalarda bu tür kayıpları daha fazla görebiliyoruz. Risk grubundalar. Tabii, çünkü diyabet sistemik bir hastalıktır. Evet. Bütün sinir yollarını etkileyebiliyor. İşitme de sinir yoluyla olduğu için özellikle bu koklear sinirde etkilenim olup hastalar duymamaya başlıyor. Benim bu gruptan çok hastalarım var. Bunları takip ediyoruz. Özellikle burada muayeneleri çok önemli. Kulak, burun, boğaz muayeneleri önemli. Testler çok önemli. Önemli. Çünkü belli bir süreçten sonra, şimdi insan yaşlandığı zaman işitmesi hiç bozulmasa bile, ki bozuluyor. Bozuluyor yaşta. Algısı düşüyor. Evet. Düşünün yani işitme testi yaptınız, işitmesi düşük. Evet. Tedavi yok ki, tedavinin önemli bir parçası, eğer uygunsa, duyabiliyorsa, cihaz, işitme cihazı kullanmasıdır. İşitme cihazıyla hayatını idame ettiriyorsa sosyal izole hale gelmez. Çünkü bir erkeği düşünün, kahveye gidecek. Kahve bugün yani bir takım gruplar için önemlidir. Tabii. Yani gençler tabii
Onlar da kafelere gidiyor arkadaşlar. Ama yani yaşlılar için duymak çok önemli. Çok bakın önemli. Yani kahvede arkadaşını duyacak. Evinde televizyonu açtığı zaman duyacak. Yani eğer duymazsa hayattan zevk almamaya başlar. Biraz keyif almamaya başlar. İçine çekilir. Ve ne olur o zaman? O sosyal ortamlara gitmemeye başlar. Kopar, yani bir kahveye her gün mesela sabahleyin gittikleri herkesin yaşlı grupların bir takım yerleri var. Kafeleri var, kahveleri var. Kahvehane eski deyimle dediğimiz zaman buraya uğramaz hale gelir. Çünkü yani çok fazla bir şey katmaz yani kendisine. Keyif almaz. Keyif almaz. O zaman ne oluyor? Eve kapanıyor. Yalnızlık. Eve kapandık sonra da özellikle demansa girme süreci hızlanıyor. Yani son zamanlarda biz yaşlı grup hastalarda bunu görüyoruz ve size şunu söyleyeyim, yani daha genç insanlarda da bunu görmeye başladık. Evet. Yani bir takım sosyal ortamlara, sosyal gruplara girmemeye başlıyorlar. Benim burada izleyicilerimize, beni izleyen izleyicilerimiz, vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Kesinlikle yaş grubunuz ne olursa olsun, eğer bir işitme kaybı, duyum kaybı hissediyorsanız hemen ilgili en yakın bir kulak burun boğaz doktorunuza muayenenizi yaptıracaksınız. Sonrasında gerekirse testleriniz yapılacak ve eğer işitme kaybı varsa cihaz denemesi yapılıp cihaz kullanılacak. Çünkü işitme sosyal iletişimimizin yanında bir güvenlik unsurudur. Bakın telefonun sesini duyacaksınız. Kapı zilini duyacaksınız. Korna sesini, boru sesini duyacaksınız. Yolda gidiyorsunuz. İşitmediğinizi düşünün. Hemen orada bir Allah korusun trafikte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir kaza geçirebilirsiniz. Ki yaş, bakın yani bazen görüyoruz televizyonda olsun, gazetede olsun, sosyal medyada yürürken mesela araba çarpıyor yaşlı bireylere. Bunların büyük bir bölümü aslında işitme kayıplı insandır. Ve yani boruyu bile, korna sesini bile duymadığı halde orada yolda yürürken yani bu yani özellikle buraya kadar gelmemesi lazım. Onun için zaten imkanı da var değil mi hocam? Yani buraya kadar gelmemesi. Tabii yani sizler var, teknoloji gelişti, sizler varsınız, hani gerek bakın yok. Yani teknoloji o kadar çok gelişti ki artık bütün yani telefonlarda olsun, başka sosyal araçlarda olsun, gürültüyü işiten, gürültüyü ölçen aletler var. Evet. Yani ve sizi telefon ikaz ediyor. Yani burası sizin için risk diyor. Burada 80 desibel, 90 desibel ses var. Onun için bizim burada bugün burada çıkıp konuşmamızın nedeni işitme kayıplı insanlara ve işitmesinin farkında olmadı. Böyle farkındalık herhalde. Yani özellikle tabii yalnız yaşayan insanlar ancak yakın çevresiyle, arkadaş gruplarıyla bunun farkına varabilir ama yani evdeki insanlar da bu konuda birbirinden sorumlu olacak. Yani en basitinden oturuyorsunuz televizyonun karşısında. Televizyonu mesela evin bir birayı açıyor yüksek şey, diğeri hayır diyor, bu çok fazla, azalt. Orada bir problem çünkü var. Bu kaybı yaşayan kişi alıştığı için o ses tonuna belki kayıp yaşadığını anlamaz değil mi hocam? Tabii. Normal. Şimdi bazen işitme kaybı ki yani o hasta grupları da çok fazla. Anlamadım. Kulağında dış kulak yolunda bir serümen dediğimiz buşon, mum olur. Onda bile yani ciddi anlamda işitme kayıpları. Onu temizlenince geçiyor ama. Temizlenince en masumu. En masumu.
En masum. Soru gelmiş izleyicimizden, hemen onu da sormak istiyorum. Bir sorumuz var. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Gerçi vaktimiz çok azaldı ama. Gerçi konu dışı ama sormak istiyorum çünkü sorular geliyor. Kulak temizliği ile ilgili olarak. Evet, olmuş. Evet, evet. Ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Çünkü bu da çok tartışılıyor. Evet. Yanlış yapılırsa evet. Bu da aslında... Şimdi en fazla çektiğimiz sıkıntı şudur. Banyodan sonra kulak temizleme çöpüyle kulağın içine doğru karıştırarak kulak temizleme çöpüyle temizleme. Bu tamamen yanlıştır. Esasında o kulak temizleme çöpleri dış kulak yolu değil, kulak girişi ve kulak kıvrımlarının arasını temizlemek için tasarlanmıştır. İçeriye sokmak için değil. Şimdi şuralara mı hocam yani dediğiniz? Evet, o kıvrımları temizlemek için. Dıştaki. Dıştaki kulağın kıvrım. Görebildiğiniz, görülebilir yerlerini temizleyeceksiniz. Görülmeyen yerlerini içine. Hayır, temizlemeyeceksiniz. Görmediğiniz yeri temizlemeyeceksiniz. Şimdi özellikle dış kulak yolunda bununla ilgili reseptörler var. Ve bu reseptörler dış kulak yoluna herhangi bir su kaçtığı zaman veya kulak temizleme çöpüyle temizlendiği zaman dış kulak yolu bu reseptörler bunu yabancı cisim gibi algılıyor. Ve buna karşın reseptörler yani algılayıcılar salgı bezlerini, dış kulak yolundaki salgı bezlerini uyarıyor. Bu salgı bezleri pH'ı düşük, yani asidik, 7'den düşük salgı salgılıyor. Yani vücut der ki orada, burada bir mikrop olabilir, mikroorganizma olabilir, bir bakteri olabilir, farklı bir şey olabilir. Buna karşı ben bir savunmaya geçeyim. Ve başlıyor salgı salmaya. O salgıların birikimidir. Buşon, sürümen veya mum, halk arasında mum dediğimiz. Mum olarak. Şimdi siz alıp kulak temizleme çöpünü iyice içeriye soktuğunuz zaman bunlar bu reseptörleri çalıştıracaksınız. Daha fazla, daha sık kulağınız mum yapmaya başlayacak. Onun için özellikle kulağın görülebilir yerlerinin temizlenmesi gerekiyor. Evet. Dış kulak yolu girişi ve kıvrımları o kadar. Başka bir şey yapmayacaksınız. Kulak yoluna. Gerek yok o kadar dibine kadar. Hayır. Gerek hayır. O kadar yani ziyade, tabii, zarar. Daha fazla zarar veriyor. Evet hocam süremizin sonuna artık geldik yavaş yavaş. Son olarak nelerden bahsedelim? Çünkü 3 Mart şimdi, Dünya Kulak ve Şişme evet, Günü. Bir de tabii çocuk yine çocuk diyeceğim. Çocuk gruplarında özellikle geniz eti, adenoid ve tonsil, bademcik problemi olan çocuklarda ortak kulakta sıvı toplanma seroz otitis media dediğimiz hastalık var. Şimdi burada da çocuğu takip edeceğiz. Çocuklar evet. Çünkü bu çocukların başarılarını çok düşürüyor. Özellikle işte daha fazla sıklıkla işte 4-5 yaştan itibaren başlıyor. 7-8-9 yaşlarına kadar devam ediyor bu. Tespit edildiği zaman medikal tedavinin, tıbbi tedavinin verilip takip edilip gerekirse kulaklarına tüp takılması lazım. Geniz etini alarak. Yani geniz eti burada hem hava yolunu tıkıyor hem de orta kulak, kulak fonksiyonlarının yerine getirilmesi için orta kulakta 3 tane kemikçiğimiz var. Zar var dışında. Bu zarın titreşmesini önlüyor. Özellikle sıvı toplanması, adenoid varlığı. Çünkü adenoid östatik tüpünün geniz bölgesinde kapanmasını sağlıyor. Evet. Şimdi normalde biz nefes alıp verdiğimiz zaman bu nefes hava nasıl ki akciğerlere gider. Bir kısmı sinüslere, bir kısmı da genizden orta kulağa çıkar. Ve orta kulak havalanır. 3 tane kemikçik malleus, incus, stapes dediğimiz çekiç, örs, özengi kemikçikleri havalı bir ortamda titreşir. Yani dış kulak yoluna gelen ses dalgası zarı titreştirir ve 3 tane kemikçiyi titreştirip iç kulakta işitme enerjisine çeviriyor. Kemikçikler ne kadar hızlı titreşirse işitme o kadar iyi oluyor. Eğer sıvı dolarsa orta kulak ve bu kemikçikler o sıvının içinde hareket etmeye çalışacak daha az hareket edecek kemikçikler. Evet. Zaten ses dalgası zara vurduğu zaman zarın
arkasında sıvı var. Az titreşecek. Evet. Kompliyansı azalacak. Dolayısıyla 3 tane kemikçik az titreştiği için de iç kulakta az işitme enerjisine dönüşüp koklear sinir, işitme sinir aracılığıyla beyin sapından beyine daha az işitme gidecek. Yani daha az duyacak. Dolayısıyla çocukların başarılarını etkiliyor bu. Tabii ki. Burada tabii evdeki anne baba, kardeşler, gittiği kreş, yuvadaki öğretmenleri, ilk okuldaki özellikle birinci sınıf, ikinci sınıftaki öğretmenlere burada tabii önemli görevler düşüyor. Çocuğun bu tespiti ne zaman, ne kadar erken sağlanırsa o kadar hızlı tedaviye başlanıp gerekirse ilaç tedavisinin yanında cerrahi tedavisi yapılıp sağlığına, işitmesine kavuşacak. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız bize. Bugün gerçekten dediğimiz gibi 3 Mart kulak ve işitme günü dedik. Son sözlerinizi de alalım. Bu arada sorularınız varsa da yazın. Galiba bir izleyicimiz yazıyor ama yetişemeyecek. Artık bir sonraki yayında size soracağım. Hocam son mesajınız nedir bugünle ilgili olarak? Evet. Gecikmesinler diyorsunuz. Çünkü yani, tembih ettiğiniz izleyenlere lütfen erken teşhis diyorsunuz ki. Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi işitmede de önemlidir. Bir takım farkındalıkları yaratmak için bu tür günler özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmiştir. Dediğim gibi erken teşhis her zaman tedavinin ilk basamağıdır ve tedavinin başarılı olması için erken teşhis her zaman. Bütün hastalıklarda olduğu gibi işitme kayıplı hastalarda da şart. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yine bir başka yayında görüşeceğiz hocam. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenlerimiz, çok kıymetli bir doktorumuz vardı bugün bizimle beraber. Operatör doktor Mehmet Özgenç hocamız stüdyomuzdaydı. Ama bugünlük bizden bu kadar.